Merhaba, bu dersimizde e, Creo'da kısa yolları nasıl oluşturacağımızı göreceğiz. Öncelikle Crayo'da e, yeni bir parça açtıktan sonra ben elimde hazır olan bir parçayı e, direkt olarak göstermek istedim. E, çalışma ortamına girdikten sonra mesela F'ye bastığımda otomatik olarak refit komutunu ben atadım veya herhangi bir yüzeye N'ye bastıktan sonra dik olarak bakmasına ya da D'ye bastıktan sonra bana direkt olarak measure komutunu uygulamasını ayarladım. Peki bunu nasıl yapacağız? Geliyoruz burada arama kutucuğuna tıklıyoruz ve yazıyoruz ki map case. Map case yazdıktan sonra burada benim kayıtlı olan Komutlarım bulunmakta. Şöyle diyelim, ben bunları sileyim ve tekrar oluşturayım. Şimdi geliyorum record seçeneğinden ve buraya hangi tuşu atamak istiyorsam tuşu yazıyorum. Buraya e, birden fazla e, tuş da atayabilirsiniz. Fakat bu, hız, bu tuşları hızlı yazdığınızda eee komutu algılar. Bu yüzden ben sadece F tuşuna bastım ve refit olarak isimlendiriyorum. Record'a bastım. Yapmak istediğim komutu yaptım ve stop'a bastım. Aynı Microsoft Office programlarındaki makro seçenekleri gibi Şimdi gördüğünüz gibi Zoom'dan dışarı çektim ve sadece F'ye bastığımda Otomatik olarak e, karşıma Ekran gelmekte Şimdi tekrar e, bastım Ve ben D tuşuna da Measure Komutunun atanmasını istedim Record'a bastım analiz e, sekmesinden measure'a tıkladım ve stop'a bastım Okey dedim şimdi Çıkıyorum. Şöyle göstereyim. D'ye bastım. Gördüğünüz gibi direkt olarak e, measure komutunu bana getirmiş oldu. Bileme Map açıyorum. Ve new diyorum. Şimdi bir tane daha komut girelim. Ne yapalım? Normal olsun. Ve n komutuna bastım. Normal view dedim. Record'a bastım. E, Oryantasyon kısmında view normal seçeneğine tıkladım. Ve stop'a bastım. Şimdi burayı Save All diyerek kaydediyorum. Şu anki e, Working Directory'ime Config Pro isimli bir dosya kaydettim. Ve kapat dedim. Şimdi normali gösterelim. Neye bastım? Pardon. Burayı kapatalım. Neye bastım? ve Gördüğünüz gibi ben herhangi bir yüzeye veya herhangi bir e, plane'e istediğim gibi dik bakabiliyorum artık. Şimdi peki e, bunların... E, Creo içerisinde tekrar tekrar kullanılması için sadece oluşturduğumuz config pro dosyası yeterli mi? Hayır yeterli değil. Creo her açılışta kendi sisteminde bulunan config pro dosyasını kontrol eder. Config pro dosyasını bulmak için File Help ve System information komutunu uyguluyoruz. Sistem informasyonunda burada aşağı geliyoruz ve şuradan konfigürasyon informasyonu yani konfigürasyon bilgilerine bakacağız. Şimdi benim Config, config dosyalarım buradaymış. Hemen gidiyorum orayı açacağım şimdi. D Program Files PTC Creo 3.0 M110 M110 Ve şimdi buradan neredeymiş hemen onu bir daha bakayım. Common Files Text Text klasörüne gittim Ve başka yapmam gereken bir şey var mı? Hayır. Config Pro Geliyorum buradan. Config Pro'yu bulacağım. Config Pro. Bunu bir metin editörüyle açıyorum. Şöyle. Dur. Metin editörüyle açtıktan sonra ben de kayıtlı olan daha önceden yaptım. Burayı silelim. Sizde buraya kadar olan bir kısım olacak. Şimdi ee, gelelim. Kendi çalışma klasörümüzü açalım. Kendi çalışma klasörümüz neredeydi? şuradan Creo. Şimdi config pro dosyamız gördüğünüz gibi burada. Bunu da bir metin editörü ile açıyorum ve sadece gerekli olan kodlarımı geliyorum buraya kopyala yapıştır diyorum. Kopyala yapıştırdıktan sonra dosyamı kaydediyorum ve çıkıyorum. Şimdi Creo'dan tamamen çıkalım. Kare açıldıktan sonra çalışma klasörümü seçeyim. Yeni bir parça oluşturuyorum. Yeni parça oluşturduktan sonra N tuşuna bastım ve gördüğünüz gibi dik olarak baktı. Zoom yapıyorum. F'ye bastım ve gördüğünüz gibi e, zoom'dan çıktı ve bana ortaladı. D'ye bastım. Gördüğünüz gibi measure komutunu direkt olarak uyguladı. Şimdi şu sol alt köşeye dikkat edelim. Burada sol alt köşeye hızlı hızlı bir şeyler yazacağım şimdi. Gördüğünüz gibi ben buraya e, yazdığım zaman e, komutlar yani kısa yolları uygulamakta. Dolayısıyla F'ye bastığımda direkt olarak komutu uyguluyor. Fakat Eve yani Eve diye bir kısa yol tasaydım, o komutu uygulayacaktı. Yani eğer birden fazla karakter içeren bir kısa yol oluşturmak istiyorsanız, bunu hızlı yazmak zorundasınız arkadaşlar. Şimdiki bu dersimiz kısaydı, kısa yollar üzerine durduk. Bu dersten sonra kısa yollarla işlem yapacağımız için bu dersi başta vermek istedim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.